Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Hadron HD565 isimli USB yaka mikrofonunu tanıtacağım. Arkadaşlar bunun bir incelemesini yapacağız. Elimdeki diğer mikrofonlarla, şuradaki USB mikrofonla ve kulaklıklı oyuncu mikrofonuyla mikrofon testi karşılaştırmasını yapacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir USB 2.0 girişine sahip. Bu şekilde de bir pop filterlı mikrofonu var arkadaşlar. Yakanıza bu şekilde tutturabiliyorsunuz. Bilgisayara USB'den bağlayalım ve OBS'den farklı mikrofonlarla bunları deneyelim. Kablosunu şöyle göstereyim size. Oldukça kalın ve çok yıpranmayacak bir kabloya benziyor. Örgü bir kablo değil ama. Şu şekilde de kablonun üstünde bir cırtı var. Bu cırtla kabloyu toplayabiliyorsunuz. Böyle de bir kutusu var. Ufacık şöyle el boyutunda bir kutu. Hemen şöyle size göstereyim. Bu şekilde geliyor. Poşetin içine koyup göndermişler ama herhangi bir hasar görmemiş kutu. Gayet güzeldi. İlk açılışta şurada bir bandı vardı. Onu söküp kutuyu açtım ve denedim. Güzel sesi var. Dip ses falan da açıkçası ben görmedim. Şimdi hemen bağlayalım. Direkt olarak bilgisayarın kendisine bağladık. Şu an bizim mikrofonlu kulaklığımız aktif. O yüzden herhangi bir ses duymadınız. Şöyle şu şekilde yakama tutturuyorum. Herhangi bir sürtünme olmamasına dikkat edin kulaklığınızın. Yani kazağınıza sürterse hışırtılı bir ses çıkarır. O konuya dikkat etmek lazım. Şöyle durduğunda bir ses çıkaracak gibi durmuyor açıkçası. Şimdi ekran kaydına geçelim ve OBS'de bundan ses alalım arkadaşlar. Öncelikle Camtasia Studio 9'u açıyoruz. Camtasia Studio 9'da ekran kaydına başlıyoruz. Camtasia Studio 9'un nasıl kullanacağınızı öğrenmek için kartlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Veya ana sayfamızda Camtasia Studio 9 dersleri diye bir oynatma listesi var kanalın ana sayfasında. Oradan da ulaşabilirsiniz. Açıklamaya da eklerim zaten. Direkt olarak yeni kayıt diyoruz. Buradaki kaydı ben şuradaki USB Trust Box'a USB 2.0 mikrofonumla yapacağım ses kaydını. Ama bu ses kayıtlarını ayrı duyacaksınız. Trust'la yapacağım. OBS'ye girelim arkadaşlar. Hemen şurada OBS'nin kısa yolu var. Öncelikle bir ses giriş aygıtı tanımlayayım. Buradan bakın Trust USB 2.0 mikrofonum var. Kameraların mikrofonları var. Bir de Rampage Hawker diye bir oyuncu kulaklıklı mikrofonum var. Buradan biz USB UC2.0 kablosuz USB kablolu yaka mikrofonunu seçtim. Bir de kendi görüntümü ekleyeyim buraya OBS'ye. Video yakalama aygıtı. Şu gördüğünüz Xiaomi webcam. Şu gördüğünüz de A4Tek PK910H. Bunların ikisinin de incelemesini kartlara koyarım arkadaşlar. İkisi de iyi birer web kamerası. İkisini de tavsiye ederim. Aradaki farka siz kendiniz bakarsınız. USB kamerayı seçtik. Tamam dedik. Tam ekranınız zaten. Ses girişini tekrar kontrol edelim. Şu yaka mikrofonunda mıyız? Evet, USB. USB UC02 diye geçiyor arkadaşlar bu. Haberiniz olsun. Tüm sesler sonuna kadar açık durumda. Evet arkadaşlar, şimdi ses kaydına başlayabiliriz. Şimdi kaydı başlattım. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu USB yaka mikrofonuydu, kablolu. Şimdi şuna geçeceğim arkadaşlar. Şu Trust Box'a 22810 mikrofonuna geçeceğim. Arkadaşlar merhaba. Bizleri takip etmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Yine aynı ses tonunda ve aynı ses yüksekliğinde konuşmaya çalıştım. Bu da Trust Box'a 22810'du arkadaşlar. Diğer bir mikrofonumuz da bakın şurada gördüğünüz Rampage Hawker isimli oyuncu kulaklığı. Şuralarında RGB ışık yanar. Hatta şunu bir aktifleştirelim. USB'den açalım. Bakın şuralarında RGB bir ışık yanıyor. Gördüğünüz gibi onu başka bir videoda yine böyle bir videoda, buna benzer bir videoda bu ışıkların nasıl yandığını göstermiştim. Bu kulaklığın incelemesini çekmedim ama çok yakında çekeceğim. Şimdi sesi bundan vereceğim.
bir şekilde mikrofonunu bir ayarlayalım. Yine ses giriş yakalayıcısı diyoruz. Ve bu sefer Trustbox'a 22810'dan USB PNB diye geçen mikrofonu seçiyoruz. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte USB mikrofon incelemesini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın dedim ve bunun kaydı şu an devam ediyor. İsterseniz hiç bu kulaklığı kulağımdan çıkarmadan yine bu yakamdaki yaka mikrofonuna döndüreyim. Hatta bunun kablosunu biraz kendime doğru çekip şu yaka mikrofonunu engellememesini sağlamam gerekiyor. Bu arada seslerle hiçbir şekilde oynamayacağım arkadaşlar. Dip sesleri silmeyeceğim. Sesle ilgili herhangi bir oynama yapmayacağım videoda. Bundan emin olabilirsiniz. Ses şu andan itibaren şu gördüğünüz yaka mikrofonunda arkadaşlar. USB kablolu yaka mikrofonunda. Sesi gayet iyi alıyor bence. Dip ses olmadan alıyor. Zaten az önce de söylediğim gibi seste herhangi bir oynama yapmayacağım arkadaşlar. Bu cihazın alışveriş sitesindeki satın alma sayfasını da sizlere göstereceğim. Ben uygun fiyatlı bulduğum için almayı tercih ettim. Hem inceleme ürünü olarak kullanırım, hem de notebook'ta bir video çektiğimde, ekran videosu çektiğimde kolayca bunu laptopa USB'den bağlarım ve hızlı bir şekilde çekmem gereken ekran kaydı videosunu çekerim diye. Bazen laptopta çekmem gerekiyor çünkü ekran videolarını. O yüzden böyle bir ürüne ihtiyacım olduğunu düşündüm. Ben 40 liraya aldım. Şu an 50 lira ama 11-11 indirimleri geliyor arkadaşlar. Sizler de bu ürünü belki 11-11 indirimlerinde daha uygun fiyata alabilirsiniz. Kuponunuz varsa tabii daha uygun fiyatlara da alabilirsiniz. Almanızı, kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerinde herhangi bir kondansör yok ama direkt olarak USB'ye bağladığımızda USB ses kartı olarak bilgisayar görüyor. Teknik olarak çok bilgim yok bu konuda ama ses kaydı konusunda siz de benim duyduklarımı aynen duyacaksınız. Herhangi bir oynama dediğim gibi olmayacak seste. Alta linkini isterseniz koyarım ya da yorumlara yazarım. İsteğe göre yorumlara yazabilirim arkadaşlar. Satın almayı düşünen olursa yorumlardan satın alma linkini yazar mısınız dersiniz. Çünkü sponsorlu bir içerik değil. Tamamen kendi paramla satın aldım. O yüzden sponsorlu bir içerik olmayan videoların altına link koymayı çok tercih etmiyorum açıkçası. Marka model ismini yazarak da insanlar ulaşabiliyorlar. Çünkü bu şekilde arkadaşlar, umarım diğer mikrofonlarla bu mikrofonu yaptığım ses kaydını beğenmişsinizdir. Ayrıca ekranın sağ altında o anda hangi mikrofonun aktif olduğunu görebileceksiniz. Sol altta da şu an benim görüntümü gördüğünüz kameranın ne olduğunu yazacaksınız. Onun da incelemesi var kanalda. Onu da kartlara koyalım. Oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bizim sosyal medya hesaplarımız var arkadaşlar. Telegram kanallarımız, gruplarımız var. Bunları takip etmeyi unutmayın lütfen. Bizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanala abone olmayı, zile çana tıklamayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.